Osmanlı şehzadeleri klasik dönemde taht mücadelesine başladıklarında şu sözü söylerlerdi. Ya taht ola ya baht ola. Eli kılıç tutan şehzadeler at üzerinde gerekirse kardeşleriyle ve hatta babalarıyla savaşarak tahta ulaşmak için amansız bir mücadele verirlerdi. Ama devir değişti. Sultan 1. Ahmet bunu insani bulmadı ve bu geleneği kaldırdı. Artık dedi, saltanatın en yaşlı ve en olgunu padişah olacak ve bunun ilk denemesini de kendi yaptı. Kardeşi Şehzade Mustafa'ya dokunmadı. Hatta ağır hastayken, ölüm döşeğindeyken bir vasiyet yazdı. Dedi ki benden sonra kardeşim Şehzade Mustafa padişah olsun. Bu Osmanlı tarihinde görünen bir şey değildi. Padişahlar vasiyet bırakıp kendisinden sonra gelecek bir kişiyi sultan olarak atayamazlardı. Belki bir tavsiye kararındaydı. Ve artık bu gelenek bittiği için ilk ürünü, ilk meyvesi ortaya çıkacaktı. Ama bir gariplik vardı. Çünkü kendisine dokunulmayan Şehzade Mustafa'da garip haller olduğunu bir kişi sezdi. Kızlar ağası Sultan 1. Ahmet ölmek üzereyken Sadaret Kethüdası ve Şeyhülislam'a bir şeyler söylemek istiyordu. İsteği kabul edildi ve kendisi acı gerçeği onlara söyledi. Dedi ki Şehzade Mustafa'da garip bir haller var. Sanırım aklı başında değil minvalinde bir şeyler söyledi. Şeyhülislam ve Sadaret Kethüdası buna şaşırdılar. Dediler ki genç Şehzade Osman var. Onu geçirelim. Ama yeni gelenek buna el vermiyordu. Çünkü ailenin en yaşlısı ve en büyüğü Şehzade Mustafa'ydı. Hemen bu olay örtbas edildi ve adeta yangından mal kaçırırcasına Şehzade Mustafa'ya biat edildi ve tahta çıktı. Sanki bütün olaylar birdenbire halledilmiş gibi görünüyor ama değil. İşte işin enteresanlığı tam da burada başlıyordu. Batıdaki kralların taç giyme töreni vardı. Osmanlı hükümdarları ise tahta çıktığında kılıç kuşanma merasimi yaparlardı. Kılıç kuşanma merasimi İstanbul'da, İstanbul fethinden sonra tabii ki İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne gider. Orada Nakıbül Eşraf'ın huzurunda bir dua okunur, kılıç kuşanır. Ardından da büyük padişahların türbesi ziyaret edilir, gelir tahta oturulur ve herkes biat ederdi. Yani padişahın padişahlığını kabul ederdi. Ne kadar güzel değil mi buraya kadar? Sistem böyle. Ama gariplik söylediğim gibi tam da burada çıktı. Sultan Mustafa'yı Eyüp'e götürmek için kayığa bindirmek istediler. Sultan Mustafa Eyüp'te kayığa binmek istemedi. Korktu. Kendisi çok konuşmuyordu. Sadece getir, götür, al, ver gibi kendisi kısa kelimeli cümleler kuruyordu. Hadi bu da gariplik değildi ama kayığa binmemek istemesinde diretmesi çok enteresandı. Dahası ata da binemiyordu. Ata zorla bindirdiler. Bu sefer kayığa atla binmek istedi. Dil döktüler padişaha, bunun olmayacağını anlattılar müstakbel padişaha. Bu sefer madem binemiyorum kayağa dedi, su üzerinden atımla gideceğim dendi. Herkes birbirine bakıyordu. İşin rengi ortaya çıkmıştı. Kızlar ağasının söylediği gibi Sultan 1. Mustafa sarayda acaba beni de öldürürler mi korkusuyla akli melekelerini yitirmeye başlamıştı. Kolay bir şey değildi. Topkapı Sarayı'nın karanlık bir odasında göz altındasınız. Her gelen ayak sesi acaba beni boğmaya mı geliyorlar travması yaratıyordu. Ve bunun sürekli tekrarlanması, sinir sisteminin sürekli gergin bir halde kalması, işte Ekber ve Erşed sisteminin ilk padişahı olan Sultan 1. Mustafa'da etkisini göstermişti. Garip haller vardı. Fakat padişahın Eyüp Sultan'a götürülmesi gerekiyordu. Sultan 1. Mustafa ne atıyla deniz üzerinden gidebilirdi ne de kayığa atıyla binebilirdi. Zor bela ikna edildi. Kayığa bindi. Sultan 1. Mustafa bu sefer de kayıkta cariyelerim yanımda olsun diye tutturdu. Yanında olacak ve elinden tutacaklardı. Çünkü o travmanın etkisiyle hala korkuyordu. Bu isteği de kabul edildi. Cariyeler yanına oturdu, elinden tuttular.
keşke bütün olay kayık yolculuğuyla bitseydi. Ha bu arada kayık yolculuğunda da tuhaf şeyler yaşanmadı değil hani. Özellikle kayıktan indikten sonra ata binecek, kendisini karşılamaya çıkan halka avuç avuç altın atacaktı ve padişahın yüce gönüllülüğüyle halkın gönlü hoş edilecekti. Ama kendisine verilen keseleri açıp denize saçmaya başladı. Aman sultanım, ne yapıyorsunuz dendiğinde de balıkları atıyorum, onlar da benim kullarım değil mi dedi. Nihayetinde altın padişahın altınıydı. İster kendi tebaasına atardı, ister balıklara atardı. Buna kimsenin diyeceği bir şey yoktu. Ama durum garipti. Evet, kayık yolculuğu bir şekilde bitti. Ama bu sefer bir problem daha başladı. Bu problem de sultanın ata binmesiydi. Sultan ata binemiyordu ve at üzerinde duramıyordu. Hemen yardımcılar, saray görevlileri padişaha tuttular, atın üzerinde sabit kalması için yanında yer aldılar. Ama padişah hiç halkla görüşmemişti. Ve halk kalabalığını gördüğünde işte işin rengi değişti. Çünkü halk padişahlarını, yeni padişahlarını ilk kez görüyordu. Tabiri uygunsa görücüye çıkıyordu. Ve padişah halkın bu tezahüratından, bu kalabalıktan cidden ürkmüştü. Elini ve kolunu yüzüne kapatıyor, kendisini çekiyordu. Tezahürat yapan halk bir süre sonra durumda bir gariplik olduğunu anladı. Dedikodular, fısıltılar yayılmaya başladı. Padişahımız sarayda kalmış, mecnun olmuş, aklını yitirmiş dendi. Bu tehlikeyi gören saray hemen görevlileriyle halkın arasına karışarak propaganda faaliyetlerine başladı. Dediler ki yok yok hayır, padişahımız mecnun olmadı, aklında bir hafiflik yoktur, cezbe-i ilahiye gelmiştir. Padişahımız derviş meşreptir, kerametleri vardır, ermişlik yolunda adım atmaktadır diyerek hemen halkın bu kuşkusunu bir propagandayla gidermeye çalıştılar. Neyse ki güç bela, padişahın kılıç kuşanma merasimi yapıldı. Ama ne yapıldı? Bütün devlet görevlilerinin sırtından soğuk terler aktı. Fakat Sultan 1. Mustafa'nın saltanatı çok uzun sürmedi. Padişahın garip halleri devam ediyordu. Sadece kılıç kuşanma töreniyle kalsa iyiydi. Mesela protokolde vezirler toplantısı oluyordu. Vezirler padişahın önünde temenna ve teberra edip el etek öpmek için protokol selamı verdiklerinde vezirlere etmediğini bırakmıyordu. Mesela bir gün vezirinin biri tam eğildiği sırada padişah vezirine okkalı bir tekme sallamıştı ve vezir ne olduğunu anlamadan yerde yuvarlanıvermişti. Kimi zaman vezirlerinin kavuklarını alıyor, sakallarını çekiyor, ileri geri itip kalkıyordu. Bu protokolde görülmüş bir şey asla değildi. O yüzden durum garipleşiyordu. Ülkenin haline hiç sormayın zaten. 1700'lü yılların başlarında Osmanlı'da İstanbul'da askerlerin bozulması, sınırdaki asayişsizlikler, Anadolu'da celaliler, maliyenin tepe taklak olması derken ülke zaten çok ciddi bir kaosa doğru yuvarlanmaktaydı. Padişah yönetme iradesi gösteremediği için devlet yönetimi saray içerisinde ve asker arasında oluşmuş hizipler, klikler arasında bir çekişme yeriydi. Bunun üzerine padişahı 96 günün sonunda tahttan indirmek için bir adım attılar. Dediler ki, bir dedikodu ortaya attılar. Sultan 1. Ahmet'in 7 oğlunu, yani yeğenlerini Sultan 1. Mustafa ortadan kaldırmak istiyor. Hepsini katlettirecek. Böylelikle tahtta tek kalacak. Ama padişahın çocuğu da yoktu. Yanına giren cariyelerden hiçbiri hamile kalmamıştı. Padişahın kadınlarla pek ilintisi, bağlantısı yoktu. Dediler ki şimdi Sultan 1. Mustafa bu 7 yeğenini öldürürse kendisinin de çocuğu yok. Olacak gibi de görünmüyor zaten. Osmanlı hanedanı inkıraz eder, çöker, söner dediler. Ve bunu ulema efendilerin kulağına fısıldadılar. Ulemanın kan beynine sıçradı. Böyle bir şey olabilir miydi? Ali Osman çökerse, Osman oğlu hanedanı çökerse devlette nizam, intizam ortadan kalkar ve alemin düzeni bozulurdu. Bunun üzerine fetva yazıldı ve ulemanın fetvası saraydaki grupların desteğiyle Sultan Mustafa tahttan fetva ile indirildi. Yine
yıllardır oturduğu saraydaki karanlık odasına doğru Sultan Mustafa ağzını bıçak açmadan sessiz sedasız ilerliyordu. Sarayın içinden adeta bir gölge gibi odasına süzülürken bir yandan da yeni padişah için tezahüratlar yapılıyordu. Artık tahtta Genç Osman adıyla bilinen Sultan II. Osman oturuyordu. Fakat hikaye bitti mi? Sultan 1. Mustafa sarayın köşesinde karanlıklar içerisindeki odasında oturup artık hayatını burada mı geçirdi? Acaba ne oldu? Elbette ki hikaye burada bitmedi. Kaderin ibresi yine garip bir şekilde garip bir sultan olan Mustafa'ya dönecekti elbette.